Ali Balaoğullarından 1308 doğumlu İbrahim. Annem Hasan Efendi oğullarından 1320 doğumlu Kamile. Ve onlardan olma 1328 doğumlu Mustafa Tuğrul. Ve kardeşim 1340 doğumlu Ömer Tuğrul. Evet. Ondan sonra ben yengemle 1948'in Ocak ayında görücü usulüyle evlendik. Ve ondan 5 tane evladımız oldu. Bir oğlum Halil Tuğrul, 2 Kamile Özkan, 3 Müziyen Sağlık, 4 Rukiye Kuzu, 5 Hatice Bennoğlu. 1948 yılının 5. ayında Kaklık'tan trene bindik. Her kara vagonda, kara vagonda 40 kişi. Birinci ayda evlendik, 5. ayda askere gittik. Anladın mı? 5. ayda askere gittik. Askerde, askerlik yaparken izin çıktı. Kış gününde izin. O zaman için kış olduğu için 3 ay falan veriyorlardı izini. Bana izin çıktı, izine geldim. İzinde bizim malum köyümüzün sanatı keçi kepelekçilik. Dayım geliyor Hasan Acun ve Habib Acun'un yanında 3 ay çalıştım. 3 ay çalıştım. Onlar bana o günün parasını 120 lira verdiler. 120 lira. 120 liranın 40 lirasını hanıma bıraktım. Hanıma bıraktım. 80 lirasını da kendim aldım. Hareket ettik. Erzurum'a vardık. Babamla beraber yengen 27 sene babama baktı. 27 sene. Şu anda ne senin evladın, ne sen, ne oburu bu işi yapamaz. Bak, bir yemek pişireceği zaman baba ne canım istiyor, ne pişiriverin derdi. O da gönlü şeyse şunu pişir derdi. Gönlü olmazsa ne pişirsen pişir. Ama 27 sene ona hizmet ettim ben dahil. Ondan sonra bunlar arayla, 2 yaşarıyla, 3 yaşarıyla bire meydana geldi. Efendik, ev verdik, çıkardık. Herkes evdam sahibi oldu. Anladın mı? Yengen de ondan sonra 20 çekim 2011 yılında Allah'ın rahmetine kavuştu. Biz de işte böyle yalnız kaldık. Şimdi evlatlar bize geliyorlar, bir şey yiyorlar, taşırıyorlar, yiyidiriyorlar, içiyorlar. Cızıltısını, sızıltısını, ezasını, cefasını tayin çekiyor. Efendim, başka soracağım. Aslında bu köyün kırsal bir alanda kuruluşu, dar bir arazide oluşu 1935'lerden sonra efendim burada İstiklal Savaşı'ndan sonra vatandaş geliyor, iş arıyor. Arazide bir dönem pamuk, bir dönem buğday, arpa ekiliyor. Anladın mı? Bu mahsul. Efendim 40'lı yıllara daha sonra da bağcılık, tütüncülük ondan sonra meydana geliyor. Onlarla vatandaş bağımla uğraşıyor. Sonra 50'den sonra da çekirdeksiz üzümleri yapılıyor. Efendim tütüncülükte 1965'ten 77'ye kadar Silve'de yer aldı Alfaklar Köyü. 1 numara ben muhtardım. Bir de ekim biçme. Bir Ödemiş Ovası'na ekim biçmeye giderdik orada. Her taraf, Selcan'dan da giderlerdi, her yerden. Orada ekim biçerdik.
Mayıs ayının başlarını 15'inden sonra giderdik. Haziran ayında orada bir ay çalıştırdık. Oradan gelirdik. Hatta bir ilk gittiğim sene bir de atım vardı. Atımı çaldırdım. Nerede? Nadirli'nin bu yanında Ortakçı diye bir köy. Orada gece konakladık. Konakladığımız yerde bizim hayvanın ipini kesmişler. Götürmüşler. Gitti hayvan. 57 lira para kazandık. 200 lira beygiri çaldırdık. Ondan sonra bir daha gittim. 1947'de Abdullah Tozkal'ın dayı başılığında bir daha gittik. Ondan sonra giden olmadı. Ve bu arada işte dedik ya İstiklal Savaşı'ndan sonra vatandaş iş yok. O zaman da İzmir ve civarında Turgutlu kasabası, Nis buralarda sergi seriliyor. Ali Efendi Hoca, Ali Bilgin diye bir hoca vardı. Güzel Efendi derlerdi. Anladın mı? Mesela hocaydı, camide, gamide derken konuşma kız gibi konuşurdu. Anladın? Bayram namazında tekbirlere hazır olun, tekbirlere hazır olun. 9 tekbir ile 2 rekat bayram namazına durun duana. Uyuyun imama dedi, göz gibi konuşurdu adam. O dayı boşal olaraktan kadın, çoluk, çocuk efendim oraya giderlerdi. Orada sergide bir ay, ondan sonra geri dönerlerdi. Bir tarihte anam, babam, halam, kocanalarım onlar da gittiler. Biz iki kardeş kaldık. Ondan sonra anamın anasının yanında Şerife Acun, onun yanında kaldık. Onun yanında o şey derdi, bize bakardı. Da bir gün babamın amcaoğlusu vardı, Mehmet Ali Karada, onun anası vardı, Übüşör derlerdi. Onun da mezarında bağı vardı. Oraya bir ağam dedi ki, oraya gidelim dedi, Übüşör'ün eni yapmak durduram. Efendim gitti oraya, o da çadırın ipliğe giriyor boyuna. Arkasında da şöyle ekmek yığını var, yuka. Umar niye geldin dedi, ağama Delemar derlerdi. Babamın dayısı Delemar derlermiş de onun adı olduğu için Delemar derlerdi. Delemar niye geldin? Hörana dedi, biz acıktık, biz yapmak dedi. Nerede yapmak dedi. Kazandığını koyun benim Delemar dedi. O zamana kadar ben seni yapmaya buldururum dedi. Bir sürü taş topladı. Çatırın atatı dedi. Çatırdan da yapraklar böyle dökülüyor. Neyse gelin gelin dedi. İki yuka suluyu verdi bize. Tarhana eki verdi üzerine. Yedik. Ömer dedi, buyur Hörana dedi. Hörana'sı oldu yani. Buyur dedi. Bak şu bağı görüyor musun dedi. Görüyor. O bağdan bir salkım Mustafa'ya yol dedi. Bir salkım da kendine yol. Tamam mı? Tamam. O salkımlar nasıl biliyor musun? Telinin biri burada kadın parmağı oluyor. Biri burada, biri burada. 10 tane var. Ağam dedi ki ben yüzüm yolacağım. Bağı bildirin dedi. O karşıda da yüzüm salkımları var. Rezaki. Birini beni yoruyordu. Birini kendini yoruyordu. O gari. Eşek deli dedi, sen benim dediğimi dinlemiyorsun dedi, biz gari hadi oradan geldik. Ondan sonra anam geldiler. Oradan geldikten sonra keçicilik, kepenekçilik olduğu için Ağustos ayında da dışarıya giderdi millet. Galobunu, tezgahını, hayvanını saran, mesela biz Uşakkırı'na. Uşakkırı'nda varmadığım köy yoktur benim. Bu Uşak vilayeti. Uzmanları kazaydı. Anladın mı? Oralarda kepenek yapardık, çalıştırdık. Bir ay, iki ay. Daha sonra da dayım gille, abi bacın Hasan Hoca'nın Dunupınar. Meşhur Dunupınar. Dunupınar'da 3 ay. Hiç durmadan kepenek yapardık. 3 ay sonra gelirdik. Anladın mı? Orada artanları bir de burada çalıştırdık.
Ha. Yapan var mı Mustafa amca? Şimdi burada yapan ben mesela biliyorum ama yapmıyorum gari. Ne yapacağım? Saat 10 muydu motosu kalktı. Şimdi şey oldu onlar gari antik oldu. Geçen gün tirede gösterdi, tirede yapıyorlar daha da ustanın birini gözler. Türlü türlü yapmışlar efendim. Anladın mı? İşte böyle. Başka diyeceğin...